Merhaba, Atıf Ala, Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. UMH'nin başkent Trablus'un güneyindeki ilerleyişi temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet, değerli arkadaşlar, Libya'da uzun süredir alınması gündemde olan Tarhuna'nın bugün itibariyle tamamen UMH'nin eline geçtiği belirtiliyor. Libya'dan gelen haberlerde UMH birliklerinin bugün sabah itibariyle stratejik Tarhuna şehrini kontrol altına aldığı belirtiliyor. İşte UMH'nin bölgedeki son ilerleyişine ilişkin bugün hazırlamış olduğumuz yeni videomuz. Bir kez daha merhabalar. Atıf Ala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Libya'daki yeni gelişmelere ilişkin değerlendirdiğimiz yeni çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Değerli arkadaşlar, Libya'da dünden beri sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Libya'dan inanın peş peşe sıcak haberler geliyor ve özellikle başkent Trablus'un güneyinde UMH'nin ilerleyişiyle birlikte yaşanan hareketlilik devam ediyor. Malumunuz önceki gün UMH birlikleri Trablus'un güneyinde yer alan Trablus Uluslararası Eski Hava Alanı'nı ele geçirmeleriyle birlikte başlatmış oldukları ilerleme hareketleri bugün de devam etti. Ve bugün bölgeden gelen en sıcak haber ise değerli arkadaşlar, UMH'nin bugün itibariyle Tarhuna şehrini tamamen kontrol altına almış olması. Evet, şu anda haritada da gördüğünüz gibi Tarhuna bölgesine UMH'nin bu bölgeyi ele geçirdiğine dair mavi işaret, yani bayrak konulmuş. Bu da Tarhuna'nın tamamen UMH'nin eline geçtiğini belirtiyor. UMH'nin bölgedeki ilerleyişi önceki gün bu stratejik Trablus uluslararası eski hava alanının ele geçirilmesiyle oldu. UMH uzun süre bu hava alanını ele geçirmeye çalışıyordu. Fakat bir türlü Hafter güçleri buna fırsat vermiyordu, direniyorlardı. Fakat UMH birlikleri öncelikle bu stratejik hava alanını ele geçirdiler. Fakat akabinde bu şehir duruyordu. Yani Kasr bin Haşir şehri duruyordu. Bu da önemliydi. Çünkü bu yolların kesiştiği bir noktada bulunuyordu. Bu şehrin de alınması gerekiyordu. Yani hava alanının ardından Kasr bin Haşir'in de alınması artık bu bölgede tamamen UMH'nin önünü açacak anlamına gelecekti. Ve ki UMH de bunu yaptı. Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri stratejik ve uzun bir zamandır alınması gündemde olan Tarhuna'yı tamamen kontrol altına almış oldular. Değerli arkadaşlar, Tarhuna'nın alınması şu anlama geliyor. Yani bölgede artık sıranın Beni Valid'e geldiği belirtiliyor. Yani Tarhuna'nın alınmasıyla birlikte artık UMH birliklerin bu hatta, bu güzergahta yönelecekleri bir diğer önemli noktanın da Beni Valid olduğunu hemen belirtelim. Ve büyük ihtimalle değerli arkadaşlar, UMH birlikleri bu gördüğünüz UMH toprakları içerisinde kalmış Hafter güçlerine ait bu kısmı tamamen kontrol altına alacak ve özellikle şurada gördüğünüz bu hattı birleştirecek değerli arkadaşlar. Yani hemen şöyle bir ölçelim, yaklaşık 170 kilometrelik bu hattı da kapattıktan sonra UMH birlikleri bu Libya'nın kuzey batısındaki toprakları tamamen kontrol altına almış olacak. Peki değerli arkadaşlar, an itibariyle Hafter güçleri başkent Trablus'ta kaç kilometrelik bir mesafede bulunur? Hemen ona da bakalım. Evet, an itibariyle Hafter güçleri başkent Trablus'un merkezine yaklaşık 52-53 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Bu da artık Trablus'a derin bir nefes almasına vesile oluyor. Yani daha düne kadar malumunuz, önceki yayınlarımızda da dile getirmiştik. Hafter güçleri başkent Trablus'a yaklaşık 5-6 kilometre yakınlaşmışlardı. Fakat UMH birlikleri etap etap Hafter güçlerini Trablus'tan uzaklaştırarak özellikle güvenlik açısından Trablus'un derin bir nefes almasını sağlamış oldular. Peki dünden itibaren UMH birlikleri ne kadar mesafe kat etti değerli arkadaşlar? UMH birlikleri dünden itibaren Tarhuna yönde, hemen ölçelim, 48-50 kilometrelik bir mesafe kat ettiler. Yani dünden beri UMH birlikleri başkent Trablus'un güneyinde yaklaşık 48-50 kilometrelik bir ilerleme sağladılar. Bu da artık bölgenin tamamen artık UMH'nin kontrolünde olduğu anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, UMH'nin bu bölgede ilerlemesine katkı sağlayan iki tane önemli unsur var. Biri, bu hava alanının ve akabinde Kasr bin Haşir'in UMH'nin eline geçmesi. İkincisi ise Hafter güçlerinin bu bölgeden askerlerini çekmiş olması. Yani bölgeden gelen haberlerde
Hafter'in belli bir şarta binaen mi veya başka bir gerekçeden dolayı mı tam bilemiyorum. Birliklerini kademeli olarak bu bölgeden çektiği yönünde bilgiler geliyor. Bu da UMH'nin birçok yerleşim yerini çatışmaya, yani sıcak çatışmalara girmeden almalarına vesile oldu. İşte özellikle Hafter güçlerinin bu bölgeden askerlerini çekmiş olması UMH'nin bu bölgede irilemesinin de önünü açmış oldu. Bölgedeki bir diğer gelişme ise değerli arkadaşlar, özellikle bu bölgede yaşayan sivillerin güneye doğru göç ettiği, bölgeden gelen haberlerde ilk etapta yaklaşık 5000 dolayında ailenin güneye doğru kaçtığı belirtiliyor. Değerli arkadaşlar, hemen bir ufak detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bölgeden gelen son durum, yani gelen görüntüler, yaşanan gelişmeler, yani bu bölge sanki tamamen UMH'ye bırakılacak gibi geliyor bana. İşte değerli arkadaşlar, dünden beri UMH birlikleri işte bu kuzey batı bölgesinde 3 farklı noktada ilerleme sağladı. Bunlardan ilkin değerli arkadaşlar, bu başkent Trablus'un güneyinde gördüğünüz ve bugün itibariyle buna Tarhuna'nın da dahil olduğu bölgedeki ilerleyiş. Bu bölgede hemen bakalım, yaklaşık evet son bir iki gündür UMH birlikleri bu bölgede yaklaşık 76-77 kilometrelik bir ilerleme sağlamış. Yani UMH birlikleri başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerine karşı yaklaşık 76-77 kilometrelik bir ilerleme sağlamış bu birinci bölgede. Bakacağımız bir diğer bölge ise değerli arkadaşlar, bu özellikle kuşatma altında kalan kısımda yaşanmıştı. Burada hemen bakalım. Bu bölgede de yaklaşık UMH birlikleri 68-69 kilometrelik bir ilerleme sağlamış ve bu bölgede sadece aralarında Zintan'ın da olduğu birkaç yerleşim alanı kaldı. Onun dışındaki bu bölge tamamen UMH'nin kontrolüne geçmiş oldu. UMH'nin ilerleme sağladığı üçüncü nokta ise değerli arkadaşlar, Garya'nın güneyindeki gördüğünüz bu kısım. Malumunuz önceki gün Hafter güçleri yaptıkları ani bir saldırıyla bu bölgede aralarında El Asaba'nın da olduğu bazı yerleşim yerlerini ele geçirmiş. Akabinde bu Trablus'tan Garya'na, Garya'ndan da Zinta bölgesine geçen bu yolun da yaklaşık 17-18 kilometrelik kısmını kontrol etmişlerdi. İşte dün itibariyle UMH birlikleri bu boşluk kısmı da, yani bu kısmı da tamamen kontrol altına geçirmiş oldu. Ve bu bölgede de yaklaşık, hemen bakalım, bu bölgede de yaklaşık 33 kilometrelik bir ilerleme sağladı UMH birlikleri değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yakın zaman diliminde bölgede oluşmasını tahmin ettiğim UMH haritası ise şu şekilde. Değerli arkadaşlar, bunu hemen size göstereyim. Hani acizane benim tahminimce ilk etapta Libya'da UMH'ye bu şekilde bir toprak parçası bırakılması öngörülüyor diye düşünüyorum. Bu Sirte tarafında ise bilemiyorum, an itibariyle Hafter güçlerinin Sirte'ye yönelmelerine kolay kolay müsaade etmeyecek gibi geliyor bana. Fakat bu bölgede de şu Hafter'e ait bu boşluğun da bilahare, yani bu Ebu Kureyn'in önünde gördüğünüz Hafter'e ait bu kısmının da UMH'nin eline geçmesine göz yumulacak ve akabinde bu bölgede ilk etapta böyle bir haritanın oluşmasına sanki göz yumulacak gibi geliyor bana. Ama ileride de durum nasıl olur onu da zaman gösterecek. Libya ilgili değerli arkadaşlar, konuşulan bir senaryoya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Libya için ikiye bölünmüş bir Libya senaryosu konuşuluyor. Bunu da hemen belirtelim. İstersen şimdi de haritada yaşanan değişikliklere yakından bakalım. Son günlerde UMH'nin Libya'nın kuzeybatısındaki ilerlemesi haritaya bu şekilde yansıyor. Evet değerli arkadaşlar, UMH'nin başkent Trablus'un güneyindeki ilerleyişine ilişkin bugün de aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.